Merhaba gençler. Milletin Bakanlığı bugün birinci dönem birinci ortak yazılı senaryolarına yönelik soru örnekleri yayınladı gençler. Şimdi bu soruları beraber çözelim. Çözmeye başlamadan önce şöyle bir hatırlatma yapayım. Öğretmenlerin sizlere konu soru dağılım tabloları var daha önce yayınlandı. Orada 6 tane senaryo vardı. Hangi senaryoya göre soru hazırladığını size eğer söyler siz de bu sınava hazırlanırsınız. Sınavda açık uçlu sorular olacak veya açık uçlu ama kısa cevaplı sorular oluşacak gençler. Yani sınavda çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru yanlış gibi soru türleri kesinlikle kullanılmayacaktır bilginiz olsun. Burada bir hatırlatma var. Bu hatırlatma aslında öğretmenler için. Hani soruların başlarında bu öğrenme çıktısı var ya, şu öğrenme çıktısı. Bunlar sınav kağıdında olmayacak diye öğretmenlere söylüyor bunlar. Bunlar sizinle ilgili değil gençler. Evet burada birinci sorumuza bakalım. Temel amacı evrenin işleyişini araştırmak olan fizik biliminin modern anlamının fizik biliminin alt araştırma alanlarının sentezlenmesiyle oluştuğu söylenebilir. Fizik bilimini ve uğraş alanlarını anlamak için fizik bilimin tarihine de hakim olmak gerekir. Günümüze ulaşan yazılı metinler ışığında eski zamanların en güçlü isimlerinden birisi Aristoteles'tir. Zamanın başlangıcına atıfta bulunarak Tanrı'nın varlığına delil sunarken bilimsel açıklamalarda yeni terimler de türetmiştir. Bugün kullandığımız enerji ifadesi Aristoteles'in ürettiği, türettiği terimlerden birisidir. Milattan önce 6. yüzyılda da Aristoteles'in cisimlerin hareketi ve dengezi konusunda ortaya attığı fikirler antik çağda kabul görmüş ve basit bina yapımına bu fikirler destek sağlamıştır. Ateşli silahların keşfiyle mermi hareketlerini inceleyen bilim insanlarından i̇bn Sina, Aristoteles'in hareket eden her nesneye bir kuvvet eşlik eder düşüncesindeki mantık hatasını gidererek mermi hareketini açıklamış. Bu açıklamada sürtünmeye ve yer çekimine atıfta bulunmuştur. Ardından gelen Galileo, düşen cisimlerin aldığı yolun hareket için geçen zamanın karesiyle ilgili olduğunu vurgulamıştır. Galileo'nun deneysel yaklaşımları daha sonra Newton'un çalışmalarına yön vermiştir. Newton kendisinden önce var olan deneysel çalışmaların sonuçlarını matematiksel bir dil kullanarak yani formüllere dökerek toparlamıştır. Metinde uğraş alanı anlatılan fiziğin alt dalı hangisidir? Bu metinden yola çıkarak fizik bilimin tanımını yapınız. Şimdi metine baktığımız zaman burada cisimlerin hareketi ve dengesi işte her nesneye biri kuvvet eşlik eder. Sürtünme, yer çekimi, düşen cisimlerin aldığı yol gibi vesaire hep e, mekaniğin anahtar kelimeleri var gençler burada. O zaman burada anlatılan fiziğin alt dalı hangisidir dersek bu mekaniktir. Diğer kısımda soruda diğer kısımda metinden yola çıkarak fizik bilimin tanımını yapınız diyor. Fizik enerji kuvvet, zaman ve evren arasındaki ilişkiyi formüllerden yararlanarak açıklayan bilim dalıdır diyebiliriz. İkinci sorumuz. Ay, Yıldız ve Gök isim, isimindeki 3 bilim kuruluşunun çalışma alanları, Prof. 1, 2, 3, 4 olarak kodlanan ve fizik biliminde önemli çalışma yapan bilim insanlarının çalışmalarında özelleştiği alanlar şekilde verilmiştir. Şimdi burada 3 tane bilim kuruluşu var. 4 tane bilim insanı var gençler. Bilim kuruluşlarını kodlamışlar. Ay, yıldız, gök. Nelermiş bunlar? Yeraltı madenlerinden nanoteknoloji desteğiyle oluşturulan ala alaşımlardan hijyenik araç gereçlerinin üretilmesi. Yıldız ne yapıyor bu kuruluş? İnsansız hava araçlarında iletişimi sağlayan aygıtların üretimi ve bunlar için yazılım oluşturması. Gök ne yapıyor? Gece görüş kameraları için hassas lens üretimi sürdürülebilirlik testlerinin yapılması. Peki bilim insanı özellikleri ne? Birinci bilim insanı deneysel katı hal ve nanoparçıkların fiziği. İkincisi yoğun maddelerin optik özellikleri ve elektromanyetizma. Üçüncüsü yoğun maddede elektronik taşınımı. Dördüncüsü nanosistemler ve elektronik yapı. Şimdi bize ne diyor burada bakalım. Ay, yıldız ve gök adlı kuruluşlar kendi çalışma alanlarına yeni başlayacak projeler için belirten bilim insanlarından danışmanlık alacaklardır. Buna göre bilim kuruluşlarının hangi bilim insanından danışmanlık alması daha uygundur nedeni açıklayınız. Şimdi ben burada anahtar kelimelerinin aslında altını çizdim. Birincisinde ay ne diyor? Yeraltı madenlerinden nanoteknoloji desteğiyle Oluşturulan alaşımlardan diyor. Bakın nanoteknoloji desteği istiyor sizden. Dolayısıyla ay ne yapacak? Nanoteknoloji ile ilgilenen kimler var? Baktığımız zaman Prof 1'de de parçacıklar kelimesi geçiyor. Bakın aynı renkle boyadım. Mavi mavi e, nanotek, nano parçacıklardan bahsediyor. Bir de Prof 4 de o da nano sistemler üzerine çalışma yapıyor. Dolayısıyla ayın kimle çalışması lazım? Prof 1 ve Prof 4 ile çalışması lazım. Bunlar nano parçacıklarla nano çalıştığı için. Açıklamalar şunu yazabilirsiniz. Nanoteknoloji ve deneysel katı al çalışma sahaları bu kuruluşun projeler için önemlidir diyebiliriz. İkincisine geldik Yıldız. Yıldız ne yapıyor? İnsan savaş araçlarında iletişimi sağlayan aykıtların üretimi ve bunlar için yazım oluşturması. Asıl amacı iletişim gençler. İletişim olduğu için Burada iletişimi en büyük sağlayan şey elektromanyetizmadır. Elektromanyetizmanın taşındığı şeyler bak yani elektromanyetizma ile ilgili olan şeylere bakıyorsunuz. Prof 2 de ne yapıyor? Sarı kısmı bakın elektromanyetizma ile ilgileniyor. Prof 3 ne yapıyor? Elektronik taşımla taşınım ile ilgileniyor. Prof 4 yine elektronik yapı ile ilgileniyor. Dolayısıyla Burada yıldızın bu üç profla 2 3 4'te görüşmesi lazım. açıklamak şunu yazabiliriz. iletişim araçları için elektromanyetizma, elektronik yapı, elektronik taşının önemlidir diyebiliriz. Gök. Şimdi burada gece görüş kamerası ve lens hassas lens üretimi, sürdürebilirlik testlerinin yapılması bununla ilgileniyor. Gençler bu tip şeyler varsa, böyle teknolojik aletler varsa bunlarda daha çok Katal fiziği etkilidir gençler. Böyle yeni nesil teknolojik aletler falan varsa diyelim yani. tabii ki buzdolabı, şamaşır makinesi falan değil de. Hani böyle teknolojik aletler var ya. Bunlar da katal fiziği etkilidir. Yarı iletken malzeme kuranlar gençler. Katal fiziği deyince aklımıza ne geliyor? Burada adı üzerine bakın. Prof 1'e bakın. Prof 1'de deneysel katal diyor. Kataldeki kataldeki maddelerin aslında katal fizi ne yapar? Kataldaki maddelerin elektriksel, optik, termal, manyetik özelliklerini inceler. Yine prof 2'ye bakın. Yoğun maddelerin optik özellikleri yani katal değil mi? Katı maddelerin optik özellikleri yani, yani ışığı iletip iletmemesi vesaire bu tür şeylere bakıyor. Açıklama olarak şunu yazabiliriz. Kamera lenslerinin üretimi için deneysel katı hal ve maddenin optik özelliklerini incelenmesi önemlidir diyebiliriz. Üçüncü soru. Hava sıcaklığının 28 santigrat derece olduğu bir günde kütlesi 1.2 ton olan araç Ankara'dan İstanbul'a doğru 72 km saat hızla gitmektedir. Aracın sürücüsü yağmurdan dolayı süratini 1 dakika içinde 36 km saat değerini düşürüyor. Bu metinde geçen fiziksel niceliklerin adlarını yazınız. Bu niceliklerin temel mi, türetilmiş mi, skaler mi mektürel mi, niceliklerden hangisine ait olduğunu yazarak SI birim sisteme uygun olup olmadıklarını belirtiniz diyor. Şimdi ben buraya yazdım. Gençler ilk başta zaten hepsine sarı renkle gösterdim. Bir tanesi karşımasında mavi yaptım. 28 santigrat derece sıcaktan bahsediyor. Sıcaklık nasıl büyüklük? Temel büyüklüktür. Aynı zamanda skalerdir. Zaten şunu bilmeniz lazım. Temel büyüklüklerin tamamı skalerdir gençler. Ve verilen birime bakın. C 28 santigrat derece diyoruz değil mi? Oradaki C ne? Celsius. Peki e, SI'daki birimi ne olması lazım? Celsius mu yoksa Kelvin mi olması lazım? Evet burada Kelvin verilmediği için uygun değildir gençler. Şimdi burada son kısım var ya şu son kısmı şu kısmı ben kendim yazdım. Yani burada aslında soruda istemiyor ama doğrusuna bilin yani olması gerekeni bilin diye kendim fazladan yazdım buraya. Sıcaklığın birim Kelvin olması lazım. Çünkü zaten bu yani pembe kısmı aldığım kısmı bilmeniz lazım ki siz uygun olup olmadığını bilin. O yüzden doğrusuna bilin. İkinci de baktık. 1.2 ton kütleli. Değil mi? Buradan kütlesinin bu olduğunu söylüyor. Evet kütle nasıl bir kütür? Temeldir. Skalerdir. Ve kütlenin birimi kilogram olması lazım. Burada ton verildiği için uygun değildir gençler. Devam ediyoruz. 72 kilometre bölü saat hız ile hareket eden diyor. Dolayısıyla hız nasıl büyüktür? Türetilmiştir. Aynı zamanda vektöreldir gençler. Peki hızın birimi ne olması lazım? Metre bölü sağlığı olması lazımdı. O yüzden uygun değildir. Bir dakika diye bir zaman geçti. Bu zaman temel büyüktür. Aynı zamanda skalerdir. Zamanın birimi saniye olması gerekir. O yüzden uygun değildir gençler. Burada sürat var yine. Sürat 36 km bölü saat diye vermişler süratini. Türetilmiş büyüklüktür ve aynı zamanda skalerdir. Ve yine hızdaki gibi biriminin metre bölü saniye olması lazım. Ama burada kilometre bölü saat vermiştir. O yüzden yanlıştır. Bu arada hız ile sürat birimleri aynıdır. Ama hız vektöreldir. Sürat skalerdir, ama her ikisi de türetilmiş büyüktür gençler bilginiz olsun. Dördüncü sorumuz fizin alt dallarla ilgili bir soru. Cezeri 13. yüzyılın büyük mühendisi ve dünyanın sayılı dehalarından biri olarak kabul edilir. Elektrik enerjisini kullanmadan hareketin dönüştürülmesi ve aktarılmasına, dengenin sağlanmasına dayalı ve kendini tekrardan birçok makine ve aracın teknolojik olarak tasarımlarını yaparak bu makineleri üretmiş ve çalıştırmıştır. Bu makineler yönelik su saatleri, mum saatleri, ziyafetlerde kullanılan kaplar, üvey bürker, el yıkama ve abdest alma aparatları, kan almada kullanılan ölçme aletleri, otomatik müzik düzenekleri ve fıskiyeler verilebilir. Cezer'in yapmış olduğu çalışmalar bugünün teknolojisine de yön vermektedir. Cezer'i günümüz sibernetik biliminin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Sibernetiğin en anlaşılır örneği İnsan gibi davranan ve insan işlerini yapan robotlardır. İnsansı robotlar dediğimiz bu robotlar ışık, ses, konum gibi verileri üzerlerine yerleştirmiş algılayıcılarla fark ediyor. Algıladıklarını verileri elektronik devreleri aracıyla topluyor ve kontrol ediyorlar. Sonrasında öğrenme ve sezme gibi insan özgü yeteneklerin de elde edilmesini sağlayan yapay zeka yazılımları sayesinde topladıkları verileri birbirleriyle ilişkilendirerek bunlardan çıkarım yapıyorlar. Yaptıkları çıkarımlar sonucunda mekanik parçalar sayesinde gerekli hareketleri gerçekleştiriyor. Metne göre Cezeri'nin yaşadığı dönemde fiziğin hangi alt dalı ile daha çok ilgilendiğini ve günümüzde fiziğin alt dallarından hangilerinin gelişmesine olanak sağladığını yazınız. Gençler dikkat ettiyseniz burada ilk kısım aslında Cezeri'nin çalışması. Yani şuradaki e, yaşadığı dönem diyor ya yaşadığı dönem. Şimdi diğer kısımsa e, günümüze olan katkıları gelin. tamam mı? Bunlar bu kısım. Şimdi yukarıda baktığımız zaman Bakın altını çizelim, onda farklı renk yapalım. Şimdi yukarıda baktığımız zaman bu adam ne yapıyor? Ee, i̇şte hareketin dönüştürülmesi, aktarılması, dengenin sağlanması, tamam mı? Bunlar. işte makine, ne bileyim? Bu e, işte su saatleri, mum saatleri, böyle saat, değil mi? E, alma aparatı, işte kanalma aparatı falan, böyle, bu tür şeyler üretiyor. Yani adam robot üzerine, mekanik üzerine çalışmalar yapıyor. Yani burada biz şunu diyebiliriz yaşadığı dönem mekanik ile daha çok ilgilenmiştir diyebiliriz gençler tamam mı? Peki günümüzde neye katkısı vardır? Günümüzde elektrik ile yani elektromanyetizma ile ilişkilidir. Başka mekanik, optik, atom fiziği bakın hani şurada yapay zeka diyor ya yapay zeka diyorsa aklımıza ne gelecek? Atom fiziği gelecek. Işık dediği için optik gelecek. E, robot dediği için me mekanik gelecek ve aynı zamanda işte bu bunlar da ee, yani algılayıcılar var vesaire bir e, şeyler var. Yani elektronik devre var burada bakın. Şu altın dizi bir elektronik devre var. Dolayısıyla el turma ile de ilgilidir diyebilirsiniz yani. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuz... Temel büyüklükler, türetilmiş büyüklükler ile ilgili bir soru. Cirit oyununda iki takım bulunur. Ciritçiler bölgesel giyimleri ile atlarına biner. Sağ ellerine atacaklar ilk ciriti. Diğer eline de yetecek miktarda yedek cirit alırlar. Günümüzde erkek sporcular 260 cm uzunluğunda ve yaklaşık 800 gram kütleli baş kısmı oval olan sopaları kullanırlar. İyi bir ciritçi elindeki ciriti isabetli atabilmenin yanında yaklaşık 40 km/saat hızla koşabilen bir atın üzerinde iyi manevra da yapabilmelidir. Üstelik bunu hamle süresi olan 35 saniye içinde yapmalıdır. Aksi takdirde sayı alamamaktadır. Binicinin kabiliyeti kadar atın kabiliyeti de sayı alınmak için önemlidir. At ağzına takılı geme binicinin uyguladığı küçük kuvvetleri bile hissederek hızlı tepki verip manevra yapabilmekte yapabilmelidir Cirit oyunu ile ilgili metinde yer alan temel ve türetilmiş büyükleri yazınız metin içindeki yer alan örnekleri belirtiniz burada temel büyükler yazıdan altını yani üstü kırmızı sarı çizgide çizim burada görüyorsunuz uzunluk var değil mi temel büyüklerden biri uzunluktur 260 santimetre uzunluğunda diyor başka 800 gram kütleli diyor Başka 35 saniye içinde diyor zamandan bahsediyor. Bunların hepsi temel büyüklüktür. Aynı zamanda iki tane de türetilmiş büyüklük var. Nedir bu? 40 km bölü saat hızla koşabilen at diyor. Evet bu tü, e, türetilmiş büyüktür ve küçük kuvvetleri bile hissederek kuvvetten bahsediyor değil mi? Burada gemi binicinin uyguladığı küçük kuvvetleri bile hissederek kuvvetten bahsettiği için bu da türetilmiş büyüktür dersin gençler. Altıncı ve son sorumuza geldik. İnsanoğlu yeryüzünde var olan günden beri gökyüzünde gerçekleşen olayları merak etmiştir. Gökyüzünü daha iyi incelemek için teleskop adı verilen aletler yapmış ve bu aletlerin özelliklerinin gelişmesiyle uzayın derinliklerini inceleyebilecek bir güce ulaşmıştır. Dünya etrafındaki yörüngesinde dolanan bir yapay uyduya teleskop monte etme fikrinin bir sonucu olarak üretilen Hubble Uzay Teleskobu sadece Güneş sistemini değil, Güneş sisteminin ötesini de gözlemlemektedir. Teleskopların özelliklerinin gelişmesi, gökyüzüne daha geniş bir açıdan bakılmasını ve daha uzaktaki gök cisimlerinin incelenmesini sağlamaktadır. Teknolojik ömrünün sonuna gelen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine James Webb Uzay Teleskobu Aralık 2021'de NASA tarafından fırlatılmış ve Ocak 2022'de yörüngesine girmiştir. Yukarıda metinde bahsedilen fiziğin alt dallarından bir tanesini seçerek açıklayınız. Açıklamanızda bu alt dalın ilgilendiği konuları yazarak günlük hayattan bir örnek veriniz. Şimdi zaten burada sürekli gözlemekten bahsediyor, teleskoptan bahsediyor değil mi? Dolayısıyla bu optikle ilgilidir derseniz. Optik ne yapar? Işığın yapısını ve ışık olaylarını inceler. Işık olayları kastımız ne? Yansıma, kırılma, ee bunlar söylenebilir. Buna örnek ne verebilirsiniz? Işığın su taancıkların içinden geçmesi sonucu gök kuşağının oluşması diyebilirsiniz gençler veya dileğin varsa serap orayı diyebilir. Veya işte işte ış, ee, su dolu bardağın içindeki bir kalemin veya kaşığın kırık görünmesi diyebilirsiniz gençler. Örnek olarak bunları verebilirsiniz. Mekanik de vardır burada. Yörüngeye giriliyor değil mi? E, fırlatılıyor vesaire. Mekanikle ilgilidir diyebilirsiniz. Peki mekanik nedir? Kuvvet, hareket ve dengeyi inceler. Peki örnek olarak ne verebilirsiniz burada? Binaların ayakta durması, dengede olması değil mi? Denge, kuvvet, hareket, denge diyoruz ya. Veya sesin kulakla titreşim oluşturması diyebilirsiniz. Veya işte uyduların yörüngeye girmesi veya işte güneş ile e, dünya arasındaki kütle çekim kuvveti diyebilirsiniz. Veya en basitinden bir masanın itilmesi diyebilirsiniz. Örnekler size kalmış. Evet. Sınavda hepinize başarılar dilerim gençler. E, Allah yardımcınız olsun. kazamız varak olsun. Hepinizden yüksek notlar bekliyoruz. Birinci sınavda yüksek notlar almaya çalışın. İkinci sınavda biraz daha zorlanabilirsiniz. E, birinci sınav konuları nispeten daha kolay olur gençler. O yüzden e, birinci sınavda iyi çalışıp yüksek notlar almaya Bakın evet hepinize iyi çalışmalar kolay gelsin başarılar